sevdiğim, sevdiğim yavrucağım, içim içim beni üzersin. Mavi gözlü takarsın, çok canları yakarsın. Mavi abi gözlü ne? Takarsın, çok canları yakarsın. Songül, aşkım ne yapıyorsun sen? Dans ediyorum yine. Ya dans ediyorsun da biraz az çalkala kızım. Çocuğun beyin hücrelerine zarar vereceksin. Allah Allah, illa oynayacaksan şöyle küçük küçük bak. Sadece kollar bak. Bu. Bu. Kafa hareketleri. Sadece kollar. Böyle. Güney sen deli misin? Böyle dans mı olur oğlum? Ya Güney oğlum ne yapıyorsun sen? Ya bana nasıl dans etmem gerektiğini öğretiyor. Bebeğin beynini çalkalıyormuşum da. Ya hiçbir şey olmaz bebeğe, merak etme. Nasıl merak etme kızım ya, Allah Allah. Anası dans edecek diye benim çocuğumun beyin hücrelerine zarar mı gelsin? Küçük küçük illa dans edeceksen böyle bak. Sadece kollar. Bu. Karın bölgesi oynamayacak. Şu ya bu. Güney, bu ne kadar saçma bir dans ya. Hiç dans etmen daha iyi. Gel Cem'e. Aynen. Canım Amin'le. Mavi gözlü takarsın, çok canları yakarsın. Mavi gözlü takarsın, çok canları yakarsın. Sevdiceğim yavrucağım, için için benden kaçarsın. Sen nasılsın? İyiyim. Geçen telefonla konuşacaktık, yarım kaldı. Ya evet. Meral, ben telefonu kapat deyince mecbur kapattım. Kusura bakma. Sen bir şey soracağım diyordun. Evet. Yani buluşalım diyecektim. Niye buluşacaktık ki? Çünkü sana bir şey söylemek istiyordum. Ha. Aslında hala söylemek istiyorum da. Evet. Yani böyle şeyler nasıl söylenir bilmiyorum. Yeri mi? Ondan da emin değilim ama. Olsun. Ben direkt söylüyorum o zaman. Söyle. Ben senden çok hoşlanıyorum. Seni daha yakından tanımak istiyorum. Daha çok vakit geçirmek istiyorum seninle. Eğer sen de istersen tamam. Ben ne söyleyeceğimi şaşırdım ama. Olur da ya. Ya isterim de. Ya düşüneyim, yarın söylerim falan, ona bile razıyım. Ama ne olur hayır deme. Ay, Eylül teklifinizi kabul mü etti yoksa? Yani bu durumda iddiayı ben kazanmış oluyorum değil mi? İddia? Ne iddiası? Ya şey, biz amirim seni kaç günde tavlar diye böyle kendi aramızda bir iddiaya girmiştik de. Hadi sus. Niye? Ama gülüyordu. Yoksa kabul etmedi mi? Bir dakika. Siz benim üstüme iddiaya mı girdiniz? Eylül, hayır, hayır. Ne demek girmedim? Kız söylüyor işte. Onlar kendi aralarında girmişler. Sen de biliyordun.
kaç para attın ortaya? Veya neyine girdiniz iddiaya? Ay yok canım, o parası sadece yemeğine girdik. İddiayı kaybettin Ali. Ben seni tanımak istemiyorum. Eylül, saçmalama lütfen. Bırak, bırak, açıklayayım, izin ver. Benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. Sus. Sus, çok fena kalbini kıracağım, sus. Çıp duruyoruz ki biz, bile bile üstüme gelmene ne gerek var? Neden dostça ve insanca ayrılamıyoruz ki biz? Ve bunca yaşanmış yıllarında hatırı var. Ne güzel eğleniyorlar ya. En çoktan unutmuşlar bile. Necmi, ben şimdi işlerin başına resmi olarak tamamıyla geçtim. Diyorum ki pazartesi günü geleyim, benim şu yeni projelerin üzerine bir konuşalım. He? Ne dersin? Dur Necmi, dur. Ben seni arayacağım daha sonra. Dur. Ne işin var senin burada? Rahatsızlık vermek için gelmedim. Arkadaşlarımı görmek istedim sadece. Ay. Arkadaş, kardeş, arkadaş, kardeş. Bence sen bu arkadaşlık kavramını bir daha bir gözden geçir. Çünkü kadere yaptıkların böyle yenilir tutulur dava değil. Ben sana söyleyeyim. Sen arkadaşına böyle yapıyorsan kim bilir başkalarına ne yaparsın. Değil mi? Kaç ay önce bir parti benim için veriliyordu. Kızlarla hep beraber gülüp eğleniyorduk. Her şey ne çabuk değişti. Oy. Çok acıklı. Gerçekten çok acıklı. Ben bu muhabbeti daha fazla kaldıramayacağım. O yüzden Meral'cim sana iki seçenek sunuyorum. Güvenlikle mi gidersin, yalnız mı gidersin? Neden senle hiç durmadan tartışıp duruyoruz ki biz? Dur. Üstüme gelmene gel. Gel, daha iyi bir fikrim var benim. Neden sen buradan bak böyle arkadaşlarına, kardeşlerine. Ve bunca yaşanmış yıllarında hatırı var. Kedinin ciğere baktığı gibi bak burada. Bu işkence, eğer her gün bu karmaşa, eğer her gün bu kavgaya. Ama sakın bunlar deme. Çünkü çok güzel parti oluyor. Sen de yaz 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 bir kenara yaz bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma, göster kendini. Belki zamanla teker teker silinir her an.
Nereye kayboldu bu ya? Kim nereye kayboldu? Defne, sen iyi misin? Ya kızım, bütün gün bu parti için hazırlandık. Masadan ayrılmadın bile. Bak, diğerleri ne güzel eğleniyor. Sen de karışsana aralarına. Anne, ben geliyorum. Ejder, ne yapıyorsun ya? Hiç görüşemedik bu akşam. Görüşemedik, öyle oldu. Zaten görüşemeyelim. İnsanlar var etrafında, baş başa durmuyor. Niye ya? Biz sevgiliyiz. Hazır herkes buradayken sevgili olduğumuzu ilan edelim. Defne? Senin bu adamla ilişkin mi var? Evet. Hayır yani, çıktığım çocuk dediğin bu adam mı? Anne, ne oluyor? Ha, delireceğim oğlum. Bu adamla ilişkisi varmış. Ne? Ejder amcamla Defne mi? Oha. Defne, doğru mu? Evet, ne var yani? Hem 18 yaşımı doldurdum, biz de sevgiliyiz, tamam mı? Senin ne işin var ya benim kardeşimle? Hop hop hop. Delikanlı, dur, sakin ol. Ya yaşından başından utan be. Kaç yaşında adamsın? Ya bıraksana sevgilimi. Ya bırak. Ya bırak sevgilimi. Çık. Allah'ım, delireceğim. Hala sevgilim diyor. Delirtme adamı. Baban yaşında bu adam senin. Haklısınız hanımefendi. Babası yaşında adamım, doğru. Çok saçma olacak iş değil. Zaten kızınız da uyduruyor. Uyduruyor muyum? Ya Ejder, biz sevgiliyiz. Sen bana aşıksın. Biz komşuyuz. Sevgili değil. Ay. Biz sohbetleştik, konuştuk diye sen bizi sevgili mi zannettin? Ay, yazık. Efendiciğim, işte böyle. Gençlere böyle akıl sır ermiyor. Ya Ejder, biz sevgiliyiz. Korkmana gerek yok. Ya gerçekten korkmana gerek yok. Annem kızmaz, vallahi kızmaz. Çıldıracağım, hala sevgiliyiz diyor. Saçını başını yolacağım senin. Ya yürü. Ejder, söyle. Dış önüme, yürü, 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 yürü. Lan cezası. Dış önüme. Gerizekalı, yürü. Ama sana bravo aslan parçası. Ben senin yerinde olsam, bana öyle bir çakardım ki. Ama vallahi sen bravo. Sen öyle bir şey yapmadın Kora. Sen inanmadın böyle bir şey değil mi kader? Ha? Bir dakika. Ay. En sevmediğim şey oluyor şu anda hakikaten. Şimdi bu kızcağız sizin içinizde bir kuşku yarattı, değil mi? Ah. Tamam. Tamam, ben bundan sonra sınırlarımı belirledim o zaman. Ben gençlerle sohbet etmeyeceğim o zaman bundan sonra. Abi kardeş ilişkimiz olmayacak. Demek ki bundan sonra böyle. Bitti. Tamam, ne yapalım? Allah Allah. Sen üşüyor musun senin? Şimdi ben çakacağım sana.
Çok tatlısın. Defne her şeyi yanlış anlamış galiba. Salak çünkü benim kardeşim. Kafası hiç çalışmıyor. İnanamıyorum yani. Benim bebeğim masum üniversiteye hazırlanıyor. Şu elin kızların yaptığına bak. Bence o kadar da yaş farkı yok aslında. Hani fazla abarttılar şu anda. Ben de Ejder gibi birini bulsam mesela anne. Kızar mısın? Hiç kızmam. Öyle zengin adam bulursan hiç kızmam aşkım ben sana. Gerçekten mi? Yemin ediyorum ağzının ortasına kürekle patlatırım ha. Delirdin sen herhalde. Kendine gel. Şu rezalete bak ya. Sakın. Defne salağına bak ya. Ejder'le sevgili olduğunu sanmış. Yani. İnsan durduk yere de böyle bir şey düşünmez bence. Nasıl yani? Ejder mi yüz verdi diyorsun? Ay yok ya. Niye öyle bir şey yapsın? Gerizekalı Defne işte öyle zannetmiş. Sen neden bu kadar güveniyorsun o Komodor Ejder'e? Korkunç bir insan o. Kötülerin babası gibi. Dikkat et bence yani. Bence. Ederim Zehra abla. Ya siz de yorulmuş gibisiniz. Gitseniz mi şoförle yollarım ben sizi? Yok biz çok iyiyiz. Yok artık yani. Biz böyle yavaştan yavaştan koruyor anne. Yok ya. Ya aslında hep beraber mi kalksak? Benim de yarın erkenden işe gitmem lazım. Hayır. Ya siz kalın. Zaten hiçbir şeye dokunmadınız partide. Beraber bir şeyler yiyelim. Kadar. Hiçbir şey yiyecek durumda değiliz. Güney doğru söylüyor. Artık biz ufaktan kalkalım. Ya hayır. Lütfen ya. Bir şeyler yesek ne olacak? Ben şimdi gider hazırlarım. Karnınızı doyurmadan buradan gitmeyin. Lütfen. Ben gittim. Kader aç değiliz biz. Ya Kader yedik zaten. Bak hiç duyuyor mu? Ben biraz açım ama hala. Karnım kazınıyor da biraz. Doymadım. Şey ben gideyim o zaman Kader'e yardım edeyim. Bir şeyler de atıştırırım. Kalma mevzusunu bir daha düşünsen mi acaba? Düşünmek düşünmemek meselesi değil ki Zehra abla. Ejder amcayla Macide abla istemiyor işte ben ne yapabilirim? Onlar kim ya Allah Allah? Onlar kim? Bu evin sahibi sensin artık. Ağırlığını koy biraz ya. Dizginleri eline al. Hayır. Önemli olan sen bizi burada istiyor musun istemiyor musun? Ya tamam Meral yüzünden yapıyorsun. Elini vicdanına koy. Allah aşkına söyle. Ben sana bir kötülük yaptım mı yapmadım mı? Yok Zehra abla yapmadım da. Kızım çok zor durumdayız. Yemin ediyorum buraya geleceğim diye kombiyi tamir ettirmedim. Öyle düşün. O kadar soğuk ki. Beni bırak. Sedef'i de bırak. Ya o küçücük çocuk ne yapacak o bebişim ya? Yemin ediyorum zatürre olur ölür olur. Tamam kış sonuna kadar kalabilirsiniz. Bebiş üşümesin. Gerçekten mi? Aşkım gerçekten bir meleksin. Pişman olmayacaksın, söz veriyorum. Neye pişman olmayacak Zehra abla? Zehra ablalar bizde kalacaklar da kış sonuna kadar. Zehra abla kusura bakma arkadaşım açık konuşmak zorundayım. Ne konuşacaksın ki? Bak Kader, Meral belki de Zehra abla konusunda haklı olabilir. Belki de o doldurdu kızı. Ne alakası var ya öyle belkilerle falan iftira atıyorsun bana? Ayrıca elinde kanıtın var mı? Böyle bir şeyin kanıtı mı olur Zehra abla? Kaç kere kendi gözlerimle gördüm. Kızı böyle sıkıştırıp köşede fısır fısır konuşuyordun. Bak senin parayı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Kader, Meral belki de o yönlendirdi ya.
Ya ne yönlendireceğim? Nasıl dolduruyorsun kızı? Ne ayıp ya. Tamam tamam ya, yeter. Tamam, ben öz eleştirme yapacağım şu an. Çünkü öyle bir kadınım. Bana arada sırada bir para yardımı yapıyordu, evet. O bana biraz yardım etmek istedi, ben de geri çevirmedim. Ne olmuş yani? Aşkım, senin verdiğin 300 lirayla ölünmüyor da sürünülüyor yani. Ne yapacağım ben o parayla? Ya tamam. Zaten ben Zehra abla için bir şey yapmıyorum. Ben senin kardeşin için yapıyorum. Ya kızım kombi çalışmıyormuş. Üşümesin orada kuzucuk. Evet. Ölür. Ölür. Ya tövbe yarabbim ya. Gerçekten Zehra abla, tövbe yarabbim ya. Neler diyorsun? Oh. Ya Zehra abla ne yüzsüz kadın ya. Kasa her zaman kazanır hesabı, ne yapıyor diyor. Durumu bir şekilde kendi lehine çevirmeyi başarıyor kadın. Resmen doğru söylüyorsun ya. Kaderin ağzından girdi, burnundan çıktı, yana yerleşti işte. Sen dur, eğilme. Aşkım sen hamilesin, sen eğilme, ben hallederim. Güneş saçmalama, karnım o kadar şişmedi, kendim halledebilirim. Allah Allah, ne fark eder ya. Zaten bugün partide yeteri kadar yoruldum. Allah'ım ya. Bak beni böyle alıştırma, sonra hep isterim. Alış. Ne olacak? İsteyeceksin tabii. Karın değil misin? Sana terlik getirmekten mi yarınacağım? Güney. Efendim? Bırak şimdi ayakkabıyı da baksana. Meral ortada yok. Uydu mu acaba? Bilmiyorum ki. Yok. Uyuyor olamaz. Ayakkabıları da yok. Aa, montu da yok. Nereye gider Güney? Bizden başka gidecek hiçbir yeri yok ki. Dur arayayım. Efendim Songül. Meral neredesin? Eve geldik. Sen yoksun. Ben size daha fazla rahatsızlık vermek istemiyorum. O yüzden evden ayrıldım. Meral saçmalama kızım. Bizden başka gidecek hiçbir yerin yok. Nereye gittin? Yok Songül. Ben bir yer ayarladım. Başımın çaresine bakarım. Bana bak, yalan söylüyorsun. Arkadan araba sesleri geliyor. Meral sen sokaktasın. Kızım söyle neredesin? Gelse ben alalım seni. Ya yok. Songül. Bak ben çok düşündüm. Kaderle benim yüzümden aranız açılsın istemiyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Güney'e de teşekkürlerimi ilet. Kendinize iyi bakın. Ha, bir de yeğenime de iyi bakın. Hoşça kal. Meral, Meral. Kalacak bir yer buldum dedi. Kaderle aranız bozulması falan dedi. Ama bence yalan söylüyor. Yani arkadan araba sesleri geliyor. Bence sokaktaydı. Bir daha arasana sen şunu. Telefonunu kapatmış. Güney, bak ben endişeleniyorum çünkü bizden başka gidecek hiçbir yeri yok. Ne olur gidip bulalım şu kızı. Ya tamam aşkım, bir sakin ol. Zaten nereye gidecek? Ya yurdunun yakınlarındadır ya da villanın yakınlarında. Tamam hadi gidelim hadi. Tamam sen dur, sen gelme. Ben bulurum onu, merak etme. Sen geç otur. Ben bulduğumda ararım seni, tamam mı? Tamam, haberdar et beni ama. Tamam tamam, merak etme. Hadi Güney, bul gel şu kızı hadi. Ya of Meral ya, of! Gerçekten çok özür dilerim ya. Tamamen benim salaklığım. Yani öyle bir an boş bulundum. Öyle işte söyleyiverdim. Boş bulundum. Bir anda. Gerçekten bir kere mi boş bulundun? Emin misin bundan? Hem sana ne ya? Gerçekten kızım sana ne? Niye laf atlıyorsun ki? Niye karışıyorsun benim işime? Ya
Ya özür dilerim. Ben konuşayım Eylül'le. Gerek yok. Gerek yok, ben konuşurum. Niye? Babana inanmaz mı? Belki işleri daha berbat edersin. Bundan korkuyorumdur. Hayır, zaten işler şu an berbat olmuş durumda. Yani Eylül senden nefret ediyor. Daha kötü ne olabilir ki? Fadik, sen gerçekten ciddi misin? Gerçekten ciddi misin şu an? İnanamıyorum ya, böyle mi motive ediyorsun beni? Pes. Daha iyi de kaybettim. Bir de gidip yemek ısmarlayacağım. İnanamıyorum sana ya. Ya gerçekten inanamıyorum ya. Hala yemek diyor ya. Derdin bu mu? Yemek mi? Tamam. Sustum. Sus. Bence de sus. Artık yani susman gerekiyor. Allah'ım ya. Eylül ne güzel olur demişti hem de. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama sen lafa girene kadar tabii. E yine der. Vallahi der bak. Sen güven bana. Hiç. Der tekrar der. İnşallah. Bakalım. Der inşallah diyecek. Allah'ım ya. Neredesin Meral ya? Neredesin kızım? Alo Songül. Aşkım ben şimdi yurdun etrafına baktım, orada yoktu da. Bu villanın arkasındaki parka geldim ama galiba burada da yok. Nerede bu kız Güney? Ya başına bir şey geldiyse? Aşkım dur hemen, aklına kötü şeyler getirme. Bakıyorum işte, merak etme, bulacağım ben onu. Güven sen bana biraz. Tamam da işte duramıyorum yerimde. Bizden başka gidecek hiçbir yeri yok bu kızın, delireceğim ya. Tamam kız. Meral mi ya? Meral? Güney? Songül, buldum onu. Tamam, burada. Ne? Buldun mu? Tamam. Tamam, hemen buraya getir Güney, hadi. Tamam, hadi bekliyorum. Tamam. Güney, ben çok üşüyorum. Kızım, buz gibi olmuşsun ya. Kalk, kalk. Koluma gir. Ah Meral, ah. Civardaki bütün dükkanların kamera kayıtlarına baktım. Yeter'in çalıştığı bölgede görülmüş adam. Acı yüzünde de tam Songül'ün tarif ettiği şekilde bir yere iz var. Tamam. Adın Kerem mi? Öyle. Öyle. Yeter nerede? O kim? O kim? Bırak bu tanımıyorum ayaklarını. Adam gibi söyle. O kadının küçücük bir çocuğu var. Boşuna oyalama beni. Yeter'in yerini söyle. Ya neden anlamıyorsunuz siz ya? Vallahi de billahi de öyle bir kadın tanımıyorum ben. Nasıl tanımıyorsun ya? Yeter'le seni konuşurken görenler var. Bak aslanım, sana çok açık olacağım. Bana yalan söylemeyi kes. Yoksa seni yalan ifadeden içeri attırırım. Sittin sene, çıkamazsın oradan. Şimdi hatırladım. Aklıma geldi. Yeter'i tanıyorum tabii. Tanımaz mıyım? Mahalleden tanıyorum. Geçen karşılaştık. Sohbet ettik biraz. O kadar yani. Bana bak. Bana bak, bana gözümün içine bak. O kadın en son seninle görülmüş. Eğer o kadının başına bir şey geldiyse, başın büyük belada, bunu unutma. Şimdi konuşacaksan kendin için konuş. Ha yok. Ben konuşmam diyorsan benim başka yöntemlerim var. Ben seni her türlü konuştururum. Ne yapacaksınız bana? Çıkın dışarıya. Amir
sanırım. Yapmayın, yazık. Evet, bir şey olmaz. Siz çıkın. Kameralar kapalı sadece. Çıkmayın, tamam tamam, konuşacağım. Yeteri Farah'a soracaksınız. Onun yanına bıraktım en son. Faruk kim? Tefeci. Bu geldi, benden borç istedi. Kızım hastaymış, neymiş? Faruk'un evine bıraktım. En son orada gördüm. Başka da bir bilgim yok. Ay of, daraldım, alışverişe gidiyorum ben. Otur oturduğun yerde. Hiçbir yere gidemezsin, cezalısın sen. Niye ya, ne cezası? Ay bir de soruyor, şuursuz. Ay baban yaşındaki adamlara baktığın için olmasın sakın. O konuda ihanete uğradım bir kere. Ejder senden çekindiği için aşkını inkar etti. Yalan, hala aşk diyor, inkar diyor. Ya kızım, sen beni rezil etmekten ne zaman vazgeçeceksin? Ha? Ne zaman? Otur şuraya, asabımı bozma benim. Ha Serkan, sen de bir şey söylesene kardeşine. Ha ha. Ay pes vallahi. Ya burada kıyamet kopuyor ama senin umurunda değil. Sen niye bakıyorsun öyle iki saattir? Yüzük mü? Evet. Serkan oğlum. Lütfen anneler günü için baktığını söyle. Yok değil. Sana anneler günü için harika bir mutfak robotu alacağım. Bu Cemre için. Ona evlenme teklif edeceğim de. Oha! Oğlum. Ya. Ya senin daha okulun var. Ya nereden çıktı bu evlilik? Anne, ben Cemre'yi seviyorum. Hayatımı da onunla geçirmek istiyorum. E bu yüzden de evlenmemiz gerekiyor değil mi? Güneycim, her zaman tek başına gelirdin beni ziyarete. Karının teşrifini neye borçluyuz? Güney çok ısrar ettiği için geldim senin. Yani bu mutlu haberi beraber vermek istedim. Ne oluyor? Boşanıyor musunuz yoksa? Hayır anne, şansına küs. Bugün de boşanmıyoruz. Hatta artık hayatımızın sonuna kadar evli kalmayı planlıyoruz. Yani buna biraz da mecburuz aslında. Çocuğumuzun analı babalı büyümesini sen de istersin herhalde değil mi? Bence istersin. Ne oluyor ya? Ne çocuğu? Annem. Songül'le bizim bir bebeğimiz olacak. Ne? Şaka mı bu? Değil. Tebrikler, babaanne oluyorsun. Ben babaanne mi oluyorum? Yani çocuğunuz olacak. Ay oğlum benim. Gel seni bir öpeyim. Ay çok mutlu ettin beni. Ay kuzum benim. Hoş geldin canım benim. Hoş geldin bir tanem. Ay oğlum, sen ne zaman büyüdün de baba oluyorsun lan? Gel bir daha sarılacağım sana. Ay canım benim. Anne, istersen Songül de bir tebrik et ha. Yok yok Güney. Ben kuluçka makinesiyim ya zaten. Annenin bu tarz davranışlarına alışırım, sorun yok. Güney, bak hem
hemen buraya taşınıyorsunuz, tamam mı? O bebek benim torunum. Yani en iyi şartlarda doğup büyüyecek. Senin gibi sefil olmayacak. Anne, ben sefil falan değilim. Güney, itiraz istemiyorum. Taşınıyorsunuz buraya. Hayır. Ya taşınmak istemiyoruz Selin Hanım. Evimizde gayet mutluyuz. Güney'cim, güzel haberi verdiğimize göre artık gidebilir miyiz? Size de iyi günler. Anne, anne. Bekle aşkım, geliyorum. Aman koş, karın beklemesin. Benim için iddiaya girmişler. Ben de diyorum ki ne kadar tatlı, ne kadar kibar bir çocuk. Ay, haklısın Eylül vallahi. İyi birisine benziyordu yani. Değilmiş işte. Pis şey. Tostu yiyor. Hiç parası yok demek ki. Demek ki. Nereye? Ya gidip yiyecek içecek bir şeyler alayım. Belli ki aç kız. Tamam. Hayatımdaki her şey değişti. Değişmeyen tek şey bu derslerin ağırlığı. Ya elim kolum ağrıdı yani not tutmaktan. Sen otur şöyle biraz. Yani kaderciğim artık sen zenginsin. Madem öyle not tutacak birini bulabilirsin kendine. Ay çok komik. Görgüsüz müyüm kızım ben? Yapar mıyım öyle şey? Ya yok, yapmazsın zaten. Biliyorum da ne bileyim, özledim öyle. Uğraşayım dedim. Meral, ye şunu. Bu bana mı? Çok sağ ol Cemre. Cemre, otursana biraz hadi. Oturmak istemiyorum ya. Sen de benden nefret ediyorsun değil mi? Nefret değil de... Meral, kadere gerçekten haksızlık ettin. Hepinize hayal kırıklığına uğrattım değil mi? Cemre nerede ya? Cemre. Ne yapıyor orada ya? Kader sakin ol. Ya, ne yapıyor pislikle? Kader, ya, sakin ol. Cemre ne konuşuyorsun ya sen bununla? Bir şey yok, konuşmuyorduk ki. Bana sadece poğaça almış. Almasın. Ya ben açlıktan kıvranırken benim servetimi yiyordu çatır çatır. Ona müstahak. Kader hiç param yok. Baksana milletin artıklarını yiyorum. Bu kadar da acımasız olma istersen. Kıyamam sana ya. Meral alışacaksın. Bundan sonra senin hayatın böyle olacak çünkü. Ayrıca bunlar da benim arkadaşlarım, tamam mı? Songül'e, Cemre'ye, Eylül'e bulaşmayacaksın. Kader. Kader bir sakin olur musun artık? Ya tamam.
Meral suçlu. Ama bedelini de ödüyor. Hepimiz arkamızı döndük ona. Ne yapsın kız daha, canını mı versin? Bu nasıl arka dönmek ya? Biri evini açıyor, biri karnını doyuruyor. Bu nasıl arka dönmek, ben anlamadım. Resmen yardım ediyorsunuz kıza. Böyle mi benim tarafımı tutuyorsunuz? Anlamadım ben. Kader, biz kimsenin tarafını falan tutmuyoruz. Tamam, anladık Meral hatalı. Ama bu yüzden onu öldürecek değiliz değil mi kardeşim? Ben gidiyorum ya. Ya kız, benim hayatımı çaldı, ne diyorsunuz? Ayıp ediyorsun Kader. Ha, ben mi ayıp ediyorum? Ya senin yüzünden bana kızdılar. Beni bekleyin.